Merhaba herkese. Bugün işleyeceğimiz sorumuz bize Touchstone Mavi Kitabının yani ikinci kitabın ikinci ünitesindeki A kısmındaki bir yerden gelmiş. Ve A kısmında ise gramerle ilgili yani dil bilgisiyle ilgili bir soru sormuş. Ve dil bilgimizin adı ise belirli prepositionlarla yani in, of, under gibi kelimelerle birlikte kullanılan sıfatlarla ilgili bir soru sormuş. Gelin birlikte bakalım. Bir cümlemiz var burada. Victor, adamın adı. Victor isn't interested, blah blah blah, romantic movies, so he never takes his girlfriend to cinema, diyor. Şimdi burada önemli olarak üzerinde durmamız gereken kısım bizim hafızamıza kaydetmek zorunda olduğumuz sıfatlar ve onlarla birlikte kullanılan belirli prepositionlar. Buradaki sıfatımız bildiğiniz üzere interested. Interested neydi? Hemen yazalım. İlgili, alakalı olmak, ilgisini çekmek, ilgili olmak diyelim. Victor romantik filmlere ilgili değilmiş. O yüzden he never takes his girlfriend to cinema. Kız arkadaşını asla sinemaya götürmez, diyor. Bizim burada sıfatımızı bulduğumuz interested kelimesinin sıfatının arkasından o belirli hangi preposition'ın geleceğini bilmemiz gerekiyor. Cevabımız ise burada in preposition'ı yani D şıkkıdır. Çünkü interested'ın ardından gelecek belirli başka gelemeyecek olan preposition'ımız in'dir. Interested in yani bir şeye ilgili olmak. Örneğin I'm interested in basketball. Ben basketbola ilgi duyuyorum. Ben basketbolla ilgiliyim derken birbiriyle kullanılması gereken interested ile birlikte kullanılması gereken prepositionımız in. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı.